Kaldığım yerden devam ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, hemen söyleyeyim. Hocam, bu hangi kaynak diyorsanız, bu Bilgi Sarmal'ın Dil Bilgisi kitabı. Çok güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. Konuyu benden dinleyin, sonra kitaptan gerekli yerleri, soruları çözün. Yapamadıklarınızı bana atın, onları kontrol edelim. Anlamadığınız yerleri, hocam şu konuyu tekrar edin dediğiniz kısımları yorumlar kısmına yazın. Onları da hep beraber halletmeye çalışalım. Az bir zamanımız kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Iş, iş, uş, üşü yapıyoruz. Fiilden sonra iş, iş, uş, üş geldiğinde biz hepsine fiilimsi demiyoruz. Fiilimsi olup olmadığını anlamak için ne yapacağız? Onu olumsuz yapacağız. Olumsuzu yapılabiliyorsa adına isim fiil diyeceğiz. Hemen örneklere bakalım. Kenara çekil. Nereye çekileceksin? Kenara. Buradaki A'ya ne diyeceksin? Yönelme, yaklaşma, durum eki diyeceksin. Çekmekten çekilmek. Kendi çekiyorsun. Çekmekten çekilmek. Yumuşamaya aykırı bir kelimedir aynı zamanda. Tahtayı, bu arada hangi kip derse emir kipi diyeceksiniz. Çünkü kip eki yok. Tahtayı görüşüme engel oluyorsun. Neyi görüşüne engel oluyormuşuz? Tahtayı. Sondaki I belirtme durum ekidir. Y'si kaynaştırma harfidir. Tahtayı görüşüme, görüşüme, görme işime. Diyebilirsin, olumsuz yapabilirsin. Dolayısıyla oradaki ış iş eki nedir? Oradaki ış iş eki fiilimsidir. Çünkü fiilimsiyi bak şuradan da yapabilirsin. Görüşüm, benim görüşüm. İyilik eki gelmiş mi? Fiilimsi ekleri nereye geliyor? Fiilimsi ekleri daima fiile geliyor. Fiilden ne yapıyor? İsim yapıyor. İsim olduktan sonra üzerine iyilik eki, çoğul eki, hal eki gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Görüşüm, benim görüşüm. Buradaki eki, iyilik eki. Sondaki e de yine yönelme, yaklaşma, durum eki. Engel oluyorsun. Bu cümlenin yüklemi birleşik yapılı bir fiildir. Engel olmak. Tamam mı? Bu cümlede basit yapılı kelime var mı? Var. Mesela kenara. Mesela tahtayı. Türemiş yapılı kelime var mı? Var. Çekil, görüş. Bunlar türemiş yapılı. Peki birleşik yapılı kelime var mı? Var. Engel olmak. Bakın bu soruyla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit türemiş birleşik sözcükler bir arada kullanılmıştır? Basit türemiş birleşik sözcük diyor. Yani isim demiyor ya da fiil demiyor. Sen o birleşik sözcüğü, birleşik isim de olabilir, birleşik fiil de olabilir. Dikkat et buna, olur mu? Hani illa birleşik deyince hanım eli, baş öğretmen gibi birleşik kelimelerden ziyade onları tabii bırakacaksın ama fiil de olabilir. Birleşik fiiller biliyorsun üçe ayrılıyor. Yardımcı eylemle oluşanlar, etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. Kurallı birleşik fiiller, özel birleşik de diyebilirler. Daima bitişik yazılıyor. E bilmek, i vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmek. 3. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Deyimler. Artı, öngörmek, alıkoymak, bitişik yazılıyor bunlar aynı zamanda. Varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Bunlar da birleşik yapılı, anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Evet, o zaman engel oluyorsun, olmak fiil kökü, yor kipeki. Sun, o da sen anlamı katıyor, kişi eki. Gelmiş olan, gelen ekleri de gördünüz. Devam ediyorum. Konuyu onunla görüştüm. Görüştüm. Buradaki işi olumsuz yapabilirim. Görmeyiştim. Olmuyor. Görmekten, görüşmek. Yani bu fiilimsi falan değildir. Neyi görüştün? Konuyu. Sondaki o belirtme durum eki. Yani ismin i hali. Y, kaynaştırma harfi. İleyi gördüğünüz yere ne yapıyorsunuz? V getiriyorsunuz. İleyi gördüğün yere V getirebiliyorsan buna ne diyeceksin? Bağlaç. Getiremiyorsan ne diyeceksin? Edat. Bu cümlede edat var mı diye soracaksana var diyeceksin. Tamam mı? Bu cümlede edat vardır. Onunla, onun ile. Ses olayı var mı? Var. Kaynaştırma da var. Bir de ne var? Ünlü düşmesi var. Kaynaştırma bir ses olayı sayılıyor mu? Sayılıyor. İlenin iyisi düşünce ünlü düşmesi olarak sayılıyor mu? Sayılıyor. İdi imiş iselerin iyileri düşünce sayılıyor mu? Sayılıyor. Buna dikkat edin.
Onunla görüştüm. Görmekten görüşmek türemiş yapılı bir fiildir. Aynı zamanda burada görülen ses olayını da söyleyelim. Fıstık çap, ketçap, sertleşme yani benzeşme var. Tipini söyleyelim. Görüştüm dediğinde buradaki tü görülen geçmiş zamandır. Dili geçmiş zaman diyoruz ya, onun adı da tabii önemli bizim için. Görülen geçmiş zaman ya da bilinen geçmiş zaman ya da belirli geçmiş zaman. Üç tane adı var. Görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman ya da belirli geçmiş zaman. Görüştüm, bu da ben görüştüm. Bu da kişi eki. Tamam mıdır? Tamamdır. Peki konuyu onunla görüştüm. Geç, son yaptığımız çok tehlikeli bir uçuştu. Son yaptığımız. Buradaki dıktik ne? Oradaki dıktik fiile gelmiş. An, ası, mez, ar, dik, ecekmişteki dıktik. Yani sıfat fiil. Yanındaki ismi düşürmüş. Adlaşmış sıfat fiil. Tabii ki sıfat fiil olarak sayacaksın. Yani burada sıfat fiil var mı derse evet var diyeceksin. Peki son yaptığımız deyince bizim anlamı katıyor mu şurası da? Orası da iyilik ekimi. Evet. Peki yaptığımız kelimesinde birbirinin tersi. İki tane ses olayı var diyebilir miyim? Bak birbirinin tersi ses olayı. Yaptı. Fıstık, çap, ketçap. Benzeşme var mı? Var. K'de yumuşak G oldu. Yumuşama var mı? Var. Peki yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. K yumuşak G olmuş, değişmiş. Yaptığımız çok, bak, tehlikeli. Tehlikeli türemiş kelimedir. L gelmiş, yapım eki gelmiş. Bir uçuştu. Çok tehlikeli bir uçuştu. Çok tehlikeli bir uçuş idi. Buradaki tu ek eylem mi? Evet. Ek eylemin kaç görevi var? İki. Ek eylem ya isimlere gelir ya da fiil, kipeki, kipekinden sonra gelir. Peki burada ne olmuş? Uçmak fiil kökü mü? Uçmaktan uçuş, fiilin isim olmuş mu? Bu cümlede ek eylem hangi göreviyle kullanılmış? İsme gelme göreviyle kullanılmış. Peki bu kelimede yumuşamaya aykırılık var mı? Var. Ç ile bitiyor. Yanına ünlüyle başlayan ek geliyor ama yumuşamıyor. Biz buna yumuşamaya aykırı diyoruz. Ses olayı değil. Uçuştu, fıstık, çap, ketçap. Benzeşme var mı? Var. Ünlü düşmesi var mı? Var. İki tane ses olayı var, dikkat et. Peki uçuş kelimesi isim. Nasıl uçuş? Tehlikeli. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunuyor, sakın unutma. Peki bir deyince oradaki bir de herhangi bir anlamı katıyor. Belgisiz sıfat mı? Evet. Belgisiz sıfat, sayı sıfatı, işaret sıfatı ve soru sıfatı. Bu dördü hangi sıfatın alt başlığı? Belirtme sıfatının alt başlığı. O zaman burada bir isim hem nitelendi hem belirtildi diyebilir misin? Dersin. Peki buradaki çok kelimesi niteleme sıfatının önüne mi gelmiş? Peki biz buna ne diyorduk? Sıfatı derecelendiren zarf diyorduk. Sıfatı derecelendiren zarf. Hangi zarfın bir alt başlığı bu? Yani hangi zarf bu? Miktar zarfı. Derecelendirme diyorsa bu miktar zarfıdır. Sıfatın önüne gelirse sıfatı derecelendirir. Zarfın önüne gelirse zarfı derecelendiren zarf olur. Buradaki çok kelimesi zarftır. Sıfatı derecelendiren zarftır. Tehlikeli niteleme sıfatıdır. Türemiş yapılı bir kelimedir. Bir, belgisiz sıfattır. Burası da isim olmuştur. Ek eylem isme gelmiştir. O zaman çok tehlikeli bir uçuştu. Uçuş, uçuş, uçmayış oluyor mu? Çok tehlikeli bir uçuş, uçmayış. Fiilden isim olmuş. Uçuştu, uçmayıştı. Olumsuzunu yapabiliyorsunuz yani. Geçtim. Silah patlayınca gel. Çok güzel bir şey söyleyeceğim sana. Silah patlayınca. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yansımadan türemiş sözcük kullanılmıştır. Patlayınca. Yansıma ne demek? Duyduğun sesi yazabiliyorsan yansımadır. Yansıma sözcükler isim kökü sayılır. Pat isim köküdür. Pattan patlamak olmuştur. İsimden fiil olmuştur. Ye kaynaştırmadır. Önce ince zarf fiil. Fiilden isim yapıyor.
Yansımadan türemiş bir isimdir bu. Yansımadan türemiş isim oldu. En son gelen ek fiilden isim yaptığına göre bu bir isim. Anlaşıldı mı? Peki iki tane yapım eki olduğuna göre gövdeden türemiş mi? Evet. Silah patlayınca ne patladı? Silah. Bir cümleye ne ya da kim sorusu sorulduğunda yanıt aldığınız sözcüğün türü isimdir. Silah isim. Patlayınca kuşlar. Lar eki çoğul eki. Lar eki çekim eki. Tamam mı? Yapısını sorarsam kuşlar kelimesini basit yapılır. Kuşlar uçuştu. Uçuşmak. Uçmaktan uçuşmak. Ben bu kelimeyi size fiilde çatıda anlatmıştım. İşteşte anlatmıştım. Karşılıklı birlikte anlamı yapıyordu. Burası uçuştu. Uçmak fiil kökü. Uçmaktan uçuşmak. Fiilden fiil yaptı. Uçuştu dediğinde buradaki tu da kip ekidir. Dili geçmiş zaman. Yani görülen geçmiş zamandır. Anlaşıldı mı? Bu tehlikeli bir uçuştu. Uçmayıştı. Oluyor. Orası isim fiildi. Ama burası isim fiil değil. Burası zaten fiil. Fiilden fiil yaptı. Anladın mı? Aynı zamanda işteş çatılıdır. Unutmayın sakın. İki ozan. İki ozandaki iki nedir? Sayı sıfatı. Ozan kelimesine isim. İki ozan atışmış. Atışmak, atmayışmak olmuyor. Atmaktan, birbirlerine laf atıyorlar. Atmaktan atışmak. Fiilden fiil yapan ış eki var. Mış da kip ekidir. Öğrenilen geçmiş zaman. Öğrenilen geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zaman ya da belirsiz geçmiş zaman. Onun da 3 tane adı var. Unutma sakın. Adım atışı, adım atışı, adım atmayışı oluyor. Atışı, atmayışı. Buradaki ış eki nedir? İsim fiil. Adım atışından gülüşüne kadar her şeyi zarifti. Adım atışı, onun adım atışı. I, iyelik eki. Ne? Kaynaştırma harfi. Oradaki ş kaynaştırma değil ha. Atmaktan atış. O fiilimsi. Tamam mı? Unutma sakın. Dendam, ayrılma, durum eki, hal eki. Adım atışı, adım kelimesi yapısı sorulursa türemiş kelimedir. Adım kelimesi bak bacaklarımı atıyorum. Atmaktan geliyor. Atmak fiil köküdür. Atmaktan adım oldu. Fiilden isim oldu. Türemiş yapılımı? Evet. Hangi ses olayı var? Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. Adım atışından gülüşüne. Gülüşü, gülmeyişi diyebilirsin değil mi? Gülmek fiil köküdür. Gülüşü, gülmeyişi. Iş işeki isim fiil. Ü, onun anlamı katıyor. Onun gülüşü, iyelik eki. Ne, kaynaştırma harfi, koruyucu ünsüz. E, yönelme, yaklaşma, durum eki. Kadar, kadar daima, edat. Unutma, kadar daima, edat. Her şey, şey daima zamir. Şey daima belgisiz zamir. Şey daima ayrı yazılır. Her şey bir sıfat tamlamasıdır. Her şey. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Herin altını çizerse belgisiz sıfat diyeceksin. Şeyin altını çizerse belgisiz zamir diyeceksin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı, ikinci kelimesi tamlananı, zamir olan sıfat tamlaması kullanılmıştır. Kuzu, bak her şey. Her şeyi, onun her şeyi, buradaki iyi, iyelik ekidir. Zarifti, zarifti, zarif idi. O ne? Ekeyle. İdi'nin iyisi düşmüş mü? Benzeşme de var mı? Ekeylemin kaç görevi var? Nereye gelmiş? İsme. Anlaşıldı mı? Peki zarif. Bir de ne var? Zarafet var. Öyle değil mi? Zarafet değil kuzucuğum. Zarafet değil. Kelimen zarafet. Neden? Çünkü zariften geliyor. Zarafet diye bir şey yok. Kelimen zarafet bir da. Bitti. Bu da bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Evet, ne yap? Beğen. Abone değilsen abone ol. Instagram'a gel, TikTok'a gel. Her yerde ben varım. Başka? Bilgisayar mı aldayız? O zaman kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.